Uluslararası Af Örgütü, Suriye rejim güçlerinin Halep'i kör bir şekilde bombalayarak insanlığa karşı suç işlediği tepkisinde bulundu. Af Örgütü, silahlı gruplar tarafından da savaş suçu işlendiğini belirtti. Af Örgütü yayınladığı raporda, Suriye rejiminin ülkenin eski ekonomi başkenti Halep'e yönelik dinmeyen hava saldırıları nedeniyle kent sakinlerinin yer altında bir yaşama zorlandığını ifade etti. Rapor, özellikle rejimin hava saldırılarında kullandığı varil bombalarına tepki gösteriyor. Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Programı Müdürü Philip Luther, hükümet sivilleri kasıtlı ve sürekli hedef alarak Halep'teki sivil nüfusa karşı anlamsız bir toplu cezalandırma politikası benimsemişe benziyor dedi. Raporda silahlı grupların da obüs ve el üretimi roketler kullanarak savaş suçları işlediği belirtiliyor. Af Örgütü'ne göre silahlı grupların düzenli bir şekilde kentin batısına doğru attığı roketler 2014 yılında 600 sivilin ölümüne yol açtı. Aynı yıl içerisinde Halep bölgesine havadan atılan varil bombaları nedeniyle 3000'i aşkın sivilin hayatını kaybettiği vurgulandı. Raporda ayrıca belgelere de yer verilerek hem hükümet hem de muhalif silahlı gruplar tarafından büyük ölçüde işkence, keyfi tutuklama ve alıkoymaların gerçekleştiği ifade edildi. Amerikan New York Times gazetesi, insanlık düşmanı grup DAEŞ'in bomba yapımı için kullandığı gübrenin Türkiye üzerinden DAEŞ'in işgalindeki topraklara geçtiğini yazdı. Bomba yapımında da kullanılan gübre Türkiye'den IŞİD topraklarına geçiyor başlığı altında yayınlanan haberde bu gübrenin Rıhan'ın Alçakale ilçesinden işgal ettikleri Grespi'ye taşındığı belirtiliyor. Haberde içlerinde amonyum nitrat gübrelerin bulunduğu kaydedilen çuvalların römorka yüklenirken çekilmiş fotoğraflarına da yer verildi. New York Times muhabirlerine göre gübre yüklü araçlar son 2 günde 4 kez sınır kapısından geçti. Bu araçların daha sonra boş olarak Akçakale'ye döndüğü bilgisi verildi. ABD'nin Indianapolis kentindeki EUPUI Üniversitesi'nden adli tıp kimyageri John Goodpaste, içerisinde un olduğu iddia edilen çuvallara bakıldığında amonyum nitrat olduğunun görüldüğünü söyledi. Goodpaste, gübrenin akaryakıtla karıştırıldığında TNT'nin %85'i kadar güçlü bir patlayıcıya dönüştüğüne dikkat çekti. Amerikan gazetesi konuyla ilgili konuşan Türk yetkililerin çelişkili açıklamalarına da yer verdi. Gazeteye göre Akçakale Belediye Başkanlığı Sözcüsü Mustafa Güçlü, sınırdan gübre geçişini önce reddetti ancak daha sonra geçiyorsa da bunun tarım için kullanıldığını öne sürdü. Rıha Valiliğinden bir yetkili ise sınırdan gübre geçişine izin verilmediğini iddia etti. Bir başka yetkili, her gün 500 Suriyelinin evine döndüğünü ve bunların her birine patlayıcı özelliği zayıf 30-40 torba gübre taşıma izni verildiğini kabul etti. Bir kahvehane sahibi olan Mustafa Kurt, DAEŞ'in bu gübreleri bomba yapımında kullandığını söyledi. Gazeteye göre bölgedeki birçok insan gibi Mustafa Kurt da DAEŞ üyelerinin düzenli bir şekilde kente girip çıktığını ve yetkililerin müdahale etmediğini düşünüyor. İnsanlığa karşı sistematik bir şekilde vahşi suçlar işleyen DAEŞ ile Türk servisler arasında işbirliği olduğu yönündeki bilgiler yeni değil. Sınırdan kolay bir şekilde petrol, silah, cephane ve savaşçı geçirildiği ve bunun Türk askerlerinin gözetiminde yapıldığı yönünde çok sayıda belge, tanıklık ve görüntü ortaya çıktı. ABD'nin Texas eyaletindeki Dallas'ta İslam peygamberi Muhammed'in konu alındığı karikatür yarışmasına yönelik silahlı saldırıyı DAEŞ üstlendi. İnsanlık düşmanı grup DAEŞ kendi radyosunda pazar akşamı gerçekleşen saldırıyı üstlenerek, halifeliğin iki askeri Garland'da peygambere karşı karikatür sergisine karşı bir saldırı gerçekleştirdi dedi. Amerika'yı tehdit eden grup, Amerika'ya şunu söylüyoruz, gelmekte olan daha önemli ve acı verici olacak. İslam Devleti askerleri tarafından korkunç şeyler göreceksiniz ifadelerini kullandı. Pazar akşamı Dallas yakınındaki Garland'da saldırıyı gerçekleştiren iki kişi polis tarafından öldürülmüştü. Saldırıda bir güvenlik görevlisi hafif yaralanmıştı. Amerikan medyasına göre saldırganlardan biri 31 yaşında Elton Simpson, diğeri 34 yaşında Nadir Sufi isimli iki kişiydi. Her ikisinin Arizona eyaletindeki Phoenix'te bir apartman dairesinde birlikte kaldıkları bilgisi verildi. Güneydoğu Asya ülkesi Papua Yeni Gine'nin Rabaul kentinin 150 km açıklarında 7.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı ancak daha sonra Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi tarafından tsunami uyarısı geri çekildi. Merkezden yapılan açıklamada, merkez üssün yaklaşık 300 km etrafında yüksekliği 1 metreyi geçmeyen dalgalar beklendiği bildirildi. İlk gelen bilgiler depremin bölgede büyük hasara yol açmadığı yönünde. Yerel saatte dün gece 9.40'da yaşanan depremin 63 km derinlikte meydana geldiği bildirildi. Yerleşim yerlerinden uzak bölgelerde meydana gelen depremin büyük hasara neden olması beklenmiyor. Papua Yeni Gine son haftalarda üst üste şiddetli sarsıntılar yaşamaya başladı.
30 Mart'ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremin ardından biri 6.8, diğeri ise 6.7 şiddetinde iki deprem daha yaşanmıştı. Nepal'de 25 Nisan günü gerçekleşen 7.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. Yetkililerin bugün yaptığı açıklamaya göre şu ana kadar en az 7.557 kişi hayatını kaybetti, 14.500 aşkın kişi ise yaralandı. İlk yardım ekipleri depremden en fazla etkilenen alanlarda hayatta kalanlara yardım ulaştırmaya çalışıyor. Himalayalardaki bu yoksul ülkede 131.500 aşkın polis ve asker ilk yardım çalışmalarına katılıyor. Bunlara 100'e aşkın yabancı ekip de destek sunuyor. Depremin büyüklüğünün kendilerini aştığını kabul eden hükümet, yavaş yavaş durumu kontrol etmeye başladıklarını söyledi. İçişleri Bakanı, ülkedeki durum yavaş yavaş normale dönüyor çünkü yardımlar ağır şekilde etkilenen kritik alanlara ulaştı dedi. Hükümet nihai bilançonun daha yüksek olabileceğini tahmin ediyor. Sadece Langtan köyünde depremin yol açtığı çığ felaketi nedeniyle 100 köylü ve dağcının cenazesi kar altından çıkarıldı. Birleşmiş Milletler'e göre 28 milyon nüfuslu ülkede 8 milyon kişi farklı derecelerde depremden etkilendi. Bunlardan en az 2 milyonunun gelecek 3 ay için çadıra, temiz suya, yiyeceğe ve ilaca ihtiyacı var. Kenya'nın kuzeydoğusunda bir köyde düzenlenen silahlı saldırıda en az 45 kişi hayatını kaybetti. Yerel makamlar hayvan hırsızlığının bu katliamın nedeni olduğunu düşünüyor. Reuters'ın haberine göre Rift Vadisi Bölgesi Komiseri Oman Warpa, yüzlerce hayvan çalındı, ordu ve polis saldırganların peşinde dedi. Kenya'nın doğusunda toprak ve otlak arazilere ilişkin topluluklar arasındaki çatışmalar göreceli bir sıklıkla yaşanıyor. Son yıllarda Somali gibi komşu ülkelerde silah akışı nedeniyle çatışmalar daha ağır sonuçlara yol açtı. Kenya Kızılhaç'ına göre ülkenin kuzeyinde iki köyün hayvan yetiştiricileri arasında pazartesi günü çıkan kavgada da en az 14 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Hindistan'ın batısındaki Maharashtra eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Sangli vilayetindeki Kavata Ekant köyünde pazartesi akşamı meydana gelen patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Oldukça şiddetli olan patlamanın 5 kilometrelik bir mesafede hissedildiği belirtildi. Söz konusu köyde pek çok ailenin küçük imalathanelerde havai fişek ürettiği ve son birkaç yılda meydana gelen kazalarda köyde 25 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hindistan'da düğünlerde ve festivallerde kullanılan havai fişekleri üreten fabrikalar sık sık patlamalarla gündeme geliyor. 2012 yılında Tamil Nadu eyaletinde meydana gelen patlamada 34 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. Güney Kürdistanlı 19 yaşındaki bir insan taciri, Suriyeli 19 kaçak göçmenin bir kamyon içerisine taşınması olayına karıştığı için 16 ay hapse mahkum edildi. Fransa'nın Pas-de-Calais bölgesindeki Saint-Omer savcılığının Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği bilgilere göre Güney Kürdistanlı gence Fransız topraklarına giriş yasağı da getirildi. Savcı vekili Anne-Laure Le Goldec, zira insan onuruna uygun olmayan ağırlaştırıcı bir durum var. Cezasını çekecek ve çıktığında köken ülkesine gönderilecek dedi. Güney Kürdistanlı tacir 30 Nisan 1 Mayıs gecesi 19 Suriyeli'yi taşıyan bir aracın önünde bulunuyordu. Kontrol noktasında durmayan tacir 150 kilometre boyunca jandarma takibinden kaçtı. Cumartesi günü sınır polisi bürolarında gözaltı sırasında kaçmayı başaran genç tacir 3 saat sonra yakalandı. Savcı vekili tüm Suriyeli olan kaçak göçmenlerin aracın arkasından metrekare başına 5 kişi düşecek şekilde hayvanlar gibi yıldırıldığı tepkisinde bulundu. Pazartesi günü Pas-de-Calais bölgesine ziyarette bulunan İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve göçmenlerin durumunu yerinde inceledi. Burada yoğun bir göçmen kitlesi bulunuyor ve kötü koşullarda yaşıyorlar dedi. Tümü İngiltere'ye geçmeye çalışıyor. Fransız bakan göçmenleri Fransa'da iltica etmeye teşvik etti. Tayland'da geçtiğimiz hafta bir toplu mezar bulunması sonrasında insan kaçakçılığı ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen 3 Taylandlı ve 1 Myanmarlı tutuklandı. Tutuklanan 3 Taylandlı'nın yerel yetkili oldukları bildirildi. Geçtiğimiz hafta Malezya sınırına yakın ormanlık bir bölgede insan tacirleri tarafından kurulan bir kamp ortaya çıkarılmış ve kampta bulunan toplu mezarda 26 kişinin cesedi bulunmuştu. Toplu mezarda bulunanların hastalık ya da açlık nedeniyle öldükleri tahmin ediliyor. Kampta sağ bulunan bir kişinin ifadesine göre bölgede başka toplu mezarlar da bulunabilir. Yetkililer insan tacirlerinin ormanlık alandaki kamplarda insanları tuttuklarını ve ailelerinden fidye istediklerini belirtiyorlar. Tutuklanan Sonnaing isimli Myanmarlı kişinin kampın yöneticisi olduğu tahmin ediliyor. Tutuklanan Taylandlılardan birinin kampın bulunduğu Songkhla bölgesi yerel meclisi üyesi olduğu
Diğer ikisinin ise kamp yakınlarındaki köylerde yerel yönetici oldukları bilgisi verildi. Yetkililer konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve başka tutuklamaların da gelebileceğini belirttiler. Her yıl binlerce kişi Tayland üzerinden Malezya'ya kaçıyor. Kampların bulunduğu bölgenin özellikle Myanmar'dan kaçan Arakan Müslümanlarının geçiş hattı olduğu belirtiliyor. 2012 yılında Myanmar'da Budistler ile Arakan Müslümanları arasında yaşanan şiddet olaylarında 200'den fazla Arakan Müslümanı hayatını kaybetmiş, binlercesi ise evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Aralık ayında Birleşmiş Milletler Myanmar'ı devletsiz konumda bulunan Arakan Müslümanlarının vatandaşlık vermesi konusunda uyarmıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman görevinden istifa ettiğini açıklayarak kurulacak koalisyonda da yer almayacağını duyurdu. Lieberman düzenlediği basın toplantısında ne yazık ki kurulacak yeni hükümetin ulusal çıkarlara hizmet etmeyen fırsatçı bir yönetim sergileyeceği sonucuna vardım dedi. İki dönem Dışişleri Bakanlığı yapan ve Başbakan Benjamin Netanyahu'nun sadık müttefiği olan Lieberman'ın Netanyahu'nun aşırı muhafazakar partilerle yakınlaşması üzerine koalisyon çalışmalarından çekildiği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz hafta Başbakan Netanyahu'nun Likud Partisi, Dindar Muhafazakar Birleşik Tora Yahudiliği Partisi ile koalisyon anlaşması imzaladı. Bu haftada yine Muhafazakar Şas Partisi ile koalisyon anlaşması imzalanması bekleniyor. Bu türden dindar ve muhafazakar koalisyon ortaklarının laik çizgideki aşırı sağcı Lieberman'ı rahatsız ettiği belirtildi. Öte yandan Lieberman'ın Filistin karşıtı aşırı söylemlerinin koalisyon ortaklarını rahatsız ettiği biliniyor. Pazartesi günü bir basın toplantısı yapan Netanyahu, Dışişleri Bakanlığı için yeni adayının kim olduğunu açıklamadan, ülkede son dönem artan ırkçı yaklaşımlardan uzaklaşılması gerektiğini vurguladı. Geçtiğimiz hafta İsrail polisinin Etiyopyalı bir İsrail askerini taciz ettiği görüntüler yayınlanmış. Bu görüntüler ülke çapında Etiyopyalı Yahudilerin protestolarına neden olmuştu. Netanyahu'nun koalisyonu kurmak için 6 Mayıs'a kadar süresi bulunuyor. Lieberman'ın partisi İsrail Evimiz, koalisyon görüşmelerinden çekilse de Netanyahu'nun Yahudi Evi, Kulanu, Hepimiz, Şas, Tevrat Muhafızları Partisi ve Birleşik Tora Yahudiliği Partileri ile bir koalisyon kurması öngörülüyor. 17 Mart 2015 seçimlerinde 30 sandalye kazanan Netanyahu'nun 120 sandalyeli İsrail parlamentosu Knesset'te 61 sandalyeli bir koalisyon kurması gerekiyor. Senegal, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de düzenlediği operasyonlara destek amacıyla bölgeye 2100 asker göndereceğini açıkladı. Reuters'ın haberine göre Senegal Dışişleri Bakanı Mankeur Nidia, Senegal Meclisi'nde yaptığı konuşmasında Yemen'de isyancı Husilere karşı mücadelenin yanı sıra Müslümanlar için kutsal Mekke ve Medine kentlerini korumayı amaçlayan Arap koalisyonuna 2100 asker göndereceklerini ifade etti. Bu arada Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada koalisyon güçlerinin yardım malzemelerinin ulaştırılmasına olanak sağlamak için belirli bölgelerde ateşkes ilan etmeyi düşündükleri belirtildi. Öte yandan Kızıl Haç ve sınır tanımayan doktorlar pazartesi günü ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin başkent Sana yakınlarındaki havaalanı ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine yönelik hava saldırılarının büyük hasara neden olduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca söz konusu bölgelerdeki hava saldırılarının insani yardım dağıtımını engellediği ve sağlık personelinin hareketlerini büyük ölçüde kısıtladığı ifade edildi. Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi yönetiminin müdahale çağrısı üzerine Suudi Arabistan öncülüğünde oluşturulan koalisyon 26 Mart'ta kararlılık fırtınası operasyonu başlatmıştı. Resmi verilere göre koalisyonun düzenlediği hava saldırılarında 1200'den fazla Yemenli hayatını kaybederken binlercesi yaralandı, on binlerce Yemenli ise evlerini terk etmek zorunda kaldı. Altyapının yerle bir edildiği ülkede acil insani yardıma ihtiyaç var, ancak uluslararası örgütler yakıt eksikliği ve durmayan silahlı çatışmalar yüzünden gerekli yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştıramıyor. Moldova'da yaklaşık binlerce kişi mali piyasalarda yaklaşık 1 milyar dolar kayba neden olan usulsüzlükleri protesto etmek için sokağa döküldü. Moldova'nın başkenti Kişinev'de pazar günü düzenlenen protesto gösterisine yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Rus haber ajansı Interfax'ın polise dayanarak verdiği bilgilere göre göstericiler bankacılık sistemindeki şüpheli işlemler sonucu 1 milyar dolar tutarında zarar oluşmasını protesto etti.
Ülkedeki yolsuzluk ve usulsüzlükleri protesto eden göstericiler, yolsuzluklara adı karışmış olan siyasetçi ve hukukçuların istifasını talep etti. Nisan ayında Moldova Merkez Bankası, 3 banka tarafından verilen yaklaşık 1 milyar dolar tutarındaki kredinin ortadan kaybolduğunu tespit etmişti. Ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %15'i dolayındaki kredilerin kimlere verildiği ise açıklanmadı. Yetkili meclis komisyonunun raporuna göre söz konusu meblağın bir kısmı Rus bankasına aktarıldı. Şüpheli finans işlemlerinde adı geçen 3 banka aracılığıyla ülkede emeklilerin maaşları da ödeniyor. Avrupa'nın en yoksul ülkesi olan 3,5 milyon nüfuslu Moldova, 2014 yılında Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması imzalamıştı. Fransa'da aşırı sağcı yabancı düşmanı parti Ulusal Cephe'nin yürütme bürosu, partinin kurucularından Jean-Marie Le Pen'in üyeliğini askıya aldı. Ulusal Cephe Partisi'nin başında Le Pen'in kızı Marine Le Pen bulunuyor. Le Pen kendi kurduğu partinin üyelik kartını geri vermek durumunda kalacak. En azından olağanüstü bir kongre toplantısına kadar birkaç haftalığına bu durum böyle kalacak. Parti yöneticileri Le Pen'in aşırı sağcı gazete Rivarol'daki tartışmalı sözlerinin ardından bu kararı aldı. Partinin kurucularından Le Pen, Nisan ayındaki medyatik çıkışında Yahudilerin katledildiği gaz odalarını tarihin bir detayı olarak değerlendirmiş ve göçmen kökenli siyasetçilere karşı ırkçı ifadeler kullanmıştı. Le Pen, Başbakan Manuel Valls'ın göçmen geçmişine gönderme yaparak tüm düzeylerde göçmenler tarafından yönetiliyoruz demişti. Partinin yürütme bürosu resmi olarak bu sözlere tepki göstermişti. Partinin başkanı Marine Le Pen, onursal başkanlığa ilişkin tüzük maddesini de silmek istiyor. Baba Le Pen, Europe One radyosuna yaptığı açıklamada bunun bir nankörlük olduğunu düşünüyorum. Ulusal Cephe Başkanı'nın benim soyadımı taşımasından utanç duyuyorum dedi. Kızı Marine'i reddeden Le Pen, kızının en kısa sürede evlenerek soyadını kaybetmesini diledi. İtalya'ya Akdeniz üzerinden göç akışı durmuyor. Salı sabahı Malta ve İtalyan ordularına ait iki gemi bini aşkın göçmenle İtalya kıyılarına ulaştı. 3 insan taciri gözaltına alındı. Göçmenleri taşıyan gemilerden biri Napoli yakınlarındaki Salerno'yu, diğeri Sicilya adasındaki Pozzello'ya demir attı. Pozzello'daki göçmen merkezinin kapasitesi doldu. Göçmenlerin hemen İtalya'nın güneyindeki merkezlere gönderileceği bildirildi. İçerisinde 500 göçmenin bulunduğu bir geminin de Palermo'ya ulaşması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği yeni bir yönergede ek olarak 9000 acil barınma biriminin oluşturulmasını istedi. Bakanlık göçmenleri barınma merkezlerine eşit bir şekilde dağıtmayı planlıyor. Mevcut durumda 14.000'i çocuk olmak üzere 80.000'i aşkın göçmen barınma merkezlerinde bulunuyor. İtalya hükümeti pazartesi günü yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'ni bu aralıksız göç akışına karşı belirgin tedbirler almaya çağırdı. Sadece hafta sonu 6.000 dolayında göçmen kurtarılarak İtalyan sahillerine ulaştırıldı. Akdeniz'deki bu ölümcül yolculukta sadece Nisan ayında 1200 kişi hayatını kaybetti. İtalyan makamları bu yıl 200.000 göçmenin İtalya kıyılarına ulaşabileceğini tahmin ediyor. 2014 yılında 30.000 göçmen İtalya kıyılarına ulaşmıştı. İran'da başta erkekler olmak üzere saç kesim modellerine de rejim karar veriyor. Rejim kötü olarak değerlendirdiği saç kesimini şeytani olarak değerlendiriyor. İran'da son yıllarda gençler arasında başta punk modeli olmak üzere birçok farklı saç kesimi moda oldu. Ancak toplumun muhafazakar kesimi bunun İslami inanışa uygun olmadığı tepkisinde bulunuyor. Yerel basın, İranlı makamların şeytani tapınışlara karşı mücadele gerekçesiyle erkekler için uygun olmayan saç kesimini yasakladı. İsna Haber Ajansı'na göre Erkekler İçin Kuaförler Derneği Başkanı Mustafa Govai, şeytani tapınmadan gelen saç kesimleri bundan böyle yasak dedi. Govai, hangi saç kesim modellerinin yasak kapsamında olduğuna açıklık getirmedi. Govai, İslami rejimi kurallarına uyulmaması halinde kuaför salonlarının lisanslarını ellerinden alma tehdidinde bulundu. Rejim, saç kesme yasağıyla da sınırlı kalmayarak erkeklerin dövme yapması ve güzellik bakımını da yasakladı. Dövme İran'da eski bir kültür olarak var. Solaryuma gitmek ve kaşların alınması da İranlı kadınlar arasında çok yaygın.